Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Ağzımızın afiyette, dişlerimizin de emniyette olabilmesi için doğru bakım yapmak kesinlikle çok önemli. Ağız ve diş sağlığına dair pek çok merak edilen konuyu sizler için Doktor Neslihan Güler Yüz aydınlatacak. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de gayet iyiyim, teşekkürler. Kısaca sizi yakından tanıyabilir miyiz? Ben 2007 yılı Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezunum. Aynı sene başladığım doktor eğitimimi 2011 yılında bitirdim. Doktor eğitimim kanal tedavisi ve diş tedavileri üzerineydi. 2012 yılında açtığım Endodent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tam 10 yıldır çalışmaktayım. Hocam diş hekimliği seçmenizin özel bir nedeni var mı peki? E, aslında var. Ben e, ortaokul ve e, lise çağlarımda e, diş tedavilerimi, kendi diş tedavilerimi Marmara Üniversitesi'nde e, görüyordum. Tam böyle meslek seçiminin şekillendiği yıllarda öğrencilerin, akademisyenlerin olduğu bir fakültede diş tedavisi görmek beni çok etkiledi. Ve bu da tercihimde çok etkin oldu açıkçası. Hep sağlık alanında hizmet vermek istiyordum. Ama iyi düşünüp kendime en uygun seçeneğin diş hekimliği olduğunu karar verdim. Ve ilk tercihimde açıkçası. Severek de yapıyorum. Diş hekimliği denildiğinde insanlarda bir ön yargı oluşabiliyor açıkçası. Bunun en temel sebebi de kesinlikle işlemlerde duyulan acılar. bu ön yargının temel adını da dentafobi olarak adlandırıyorlar. Tedaviye gelen hastaların arasında böyle korkusu olanlar için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Dental fobisi olan hastalarımıza genellikle içten ve samimi bir iletişim kurmaya çalışıyorum. Çünkü bu fobinin temelinde gerçekten çok eskiden, belki çocukluk zamanında geçirilmiş kötü bir tecrübe var. Bu kötü tecrübeyi yok etmenin yolu da öncelikle onlarla gerçekçi bir empati kurmak, duygularını anlamak ve hastaya kesinlikle nazik davranmak bence çok önemli. Kendilerine değerli olduğunu, bizler için değerli olduğunu, tedavilerinin başarılı devam etmesinin bizler için de çok önemli olduğunu hissettirdiğinizde tedavi esnasında biraz canı yansa da ya da çok endişe etse de o sıcak teması hissediyor hasta ve fobisinden yavaş yavaş kurtuluyor. Bu açıkçası benim kendimde bulduğum iletişimdeki başarım, mesleki başarım da oldu. Onlar için empati yapabiliyor musunuz peki? Yapıyorum çünkü <laughs> dişlik olduğundan çok korkuyorum ben de. <laughs> Siz bir doktor olarak korkuyorsunuz. Yani zor oturuyorum ama hekimlerime çok güvenerek oturuyorum. Ve hastalarımı bu açıdan çok iyi anlıyorum. Dişle alakalı genelde problem çeken insanlar doğru hekimi bulmaktan bahsederler hep. Sizce doğru hekim diye bir şey var mı? Eğer varsa doğru hekim nasıl bulunmalı? Doğru hekim veya hekimin iyi iletişim kurduğu doğru hasta bir kalıba oturtmak çok zor çünkü kişiden kişiye çok fazla değişir bu. Ama etik çalışan, hastasıyla gerçekten iyi iletişim kurabilen, hastasına kendi ailesinden biriymiş gibi müdahale edebilen her hekim bence doğru hekim. Ancak hastaların bazen tabii ki beklentileri farklı olabiliyor. Ama başarı ve iyi iletişimle onlar için doğru hekim olmak aslında çok zor değil. Ancak yine de dediğim gibi hastaların hekimlerden beklentileri farklı olabilir. Her hekim her hastaya uygun olmayabilir. Ama etik çalışan arkadaşlarım hepsi doğru hekim. Ben burada <laughs> onu iştenlikle söylemek istiyorum. Kesinlikle kişiden kişiye göre değişir bu. Hocam ağız ve diş sağlığının hayatımızdaki önemi nedir? Bahseder misiniz bizlere? Ezgi Hanım aslında hep bahsedilenden veya aktarılandan çok daha mühim olduğunu düşünüyorum. E, az diş sağlığının e, önemi gerçekten tüm beden sağlığını etkilemesi açısından bence bir e, kilit noktası. E, bilimsel bir örnek vermek gerekirse e, diş eti enfeksiyonu olan ya da kronik çok uzun süreli diş enfeksiyonu olan hastalarda e, aslında hastanın hiçbir şikayet olmasa da sürekli olarak karaciğere zarar veren ve karaciğeri yoran enzimler salgılıyor bu enfeksiyonlar. Ve genellikle kronik hastalıkları olan hastalarda %30 oranında diş enfeksiyonu bulunmuş. Ben bunun önemini çok yüksek olduğunu, zamanla da bu bilincin daha iyi oturacağını düşünüyorum. Hocam sizin bir kliniğiniz var. Şu anda da buradayız. Çok güzel ve fresh bir ortam gerçekten. Teşekkür ederim. bugüne dek hangi hizmetleri sunuyorsunuz hastalarınızı? Biz 2012 yılında burayı bir arkadaşımla beraber kurduk. 2018 yılından beri de aslında tek başıma yönetiyorum. Ancak bana yardımcı olan çalışma arkadaşlarım var. Hepsi birbirinden değerli. Gerçekten çok tatlılar, geçemeyeceğim. <laughs> Aynen öyle, hekim arkadaşlarımız da öyle. Şu an burada olan ve olmayan tüm hekim arkadaşlarım, daha önce endodente çalışmış olan tüm hekim arkadaşlarımın ortak noktası alanlarında çok başarılı olmaları. Biz öncelikle endodonti tedavi ve protetik işlemlerde ağız diş çene cerrahisi, implantoloji, diş eti tedavisi, pedodonti ve ortodonti alanlarında kesinlikle uzman kişilerle kendimize en yüksek kalitede hizmet veriyoruz. Ekip arkadaşlarımız da bize bu konuda çok iyi destek oluyorlar. Hocam estetik diş hekimliği nedir? Hangi yöntemlerle uygulanır? Estetik diş hekimliği öncelikle çok popüler bir konu. Evet. ama estetik diş önce yani bu estetik diş hekimliğinin yapılabilmesi için söylemek istediğim şey kesinlikle sağlıklı bir ağza. Yani hem diş eti hem diş sağlığının tamamen oluştuğu ve sağlandığı bir ağızda estetik işlemlerde artı olarak yapılabilir. Bunlar beyazlatma olabilir, kompozit bonding ve laminalarla gülüş estetiğinin sağlanması olabilir. Biraz daha ileri ihtiyaçları olan veya estetik beklentisi yüksek hastalarda porselen laminalar, imex kronlar, zirkonyum kronlarla tüm gülüş estetiğinin ve aynı zamanda çok çok önemli olan çiğneme fonksiyonunun, konuşma fonksiyonunun sağlanması estetik tedavilerle mümkündür. Biz de kliniğimizde hepsini çokça uyguluyoruz. Ama öncelikle dediğim gibi diş eti sağlığı ve ağızda bulunan tüm dişlerin tüm ömür boyunca sağlıklı kalmasının çalışılması önemli. Bildiğiniz gibi 2020 yılında dünya bir pandemi sürecinden geçti. Siz bu süreçten nasıl etkilendiniz? Pandeminin ilk başladığı günden itibaren çalıştığımı, e, kliniği bir gün bile kapatmadığımı e, gururla söylemek istiyorum. Bunu yaparken de e, güvendiğim şey gerçekten sterilizasyon, dezenfeksiyon ve e, çok yoğunluğu ayarlayarak hasta almak oldu. Yani bunu sirkülasyonu aşırı yoğun yerlerin başarılması çok daha zordu ama biz o sirkülasyonu iyi yönettik ve bir e, olumlu taraflarından bahsetmek gerekirse bizler için aslında mesleğin önemini de görmüş olduk. E, birçok kliniğin kapalı olduğu ya da birçok hekimin hizmet veremediği bir dönemde hastalarımıza kaliteli hizmet vermeye devam etmek e, benim için kendime gerçekten güvenmemi ve e, doğru adımlarla ilerlememi sağladı. E, tabii ki olumsuz tarafları da oldu özellikle hastalar açısından. E, maalesef e, tabii endişe ederek haklı bir korkuyla Tedavilerini çok uzun süre ertelediler ve onların dönüşleri şimdi başladı. Maalesef e, çok ciddi oranda ihmal edilmiş tedavilerle, tedavi ihtiyaçlarıyla bize geliyorlar. Yine çok merak edilen bir soruyu sormak istiyorum size. 20'lik dişlerde sorun olmasa da çektirilmeli mi? Çektirildikten sonra nelere dikkat edilmeli? Ee, böyle sorular o kadar fazla ki işte 20 yaş dişlerini çektirmeli miyiz ya da sık sık dişleri temizletmeli miyiz? Ortada Aslında, bir bilgi kirliliği söz konusu ama. Yani aynen biraz. Esas olan aslında 6 ayda bir diş hekimi kontrolü. 20 yaş dişleri konumları ve ağız içinde bulundukları durumlar, yani lokasyonu nedeniyle şeye çok müsait. Hızlı çürümeye, ne bileyim iyi temizlenmemeye, bu tarz şeylere çok müsait. O nedenle o sık kontrollerle bunların doğru noktada, hastaya enfeksiyon iltihap vermeyecek noktada çekilmeleri çok çok önemli. Burada tabii ki çene cerrahlarından destek alıyoruz. Ve bu muayeneleri onlarla gerçekleştiriyoruz. Hocam biraz cerrahi implant tedavilerinden bahsetmenizi rica ediyorum. Hangi durumlarda yapılır, kimler yaptıramaz? İmplant tedavisi artık diş eksikliklerinde bizim birinci başvurduğumuz yol haline geldi. Eskiden sağlıklı dişlerin de tedaviye dahil edilerek yapıldığı köprüler çok popülerdi. Ama bugün bizim için diş eksikliğinde, kaçınılmaz ilk tedavi seçeneği kesinlikle implant. İmplantlar artık çok üst seviyede, çok kaliteli. Bize iyi markalar tercih edildiğinde steril bir ortamda çalışıldığında ve bir cerrah tarafından uygulandığında çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Implantlar kime uygulanmaz? Genç, yaşlı her hastaya, kadın, erkek her hastaya artık uygulayabildiğimiz bu tedavilerde dikkat etmemiz gereken tüm kronik hastalıkların varsa alerjik durumların iyi tespit edilmesi ve ona göre bir planlama yapılmasıdır. Yine çok popüler olan bir soruyu sormak istiyorum sizlere. Doğru diş bakımı nasıl olmalı? Diş bakımında olmazsa olmaz nelerdir? Aslında çok basit. <laughs> diş bakımında gerçekten temel olan şey diş fırçalamak, tabii ki bir macundan yardım almak ve diş ipi kullanmak. Yani fırça, macun ve diş ipinin olduğu yerde biz de çok az devreye giriyoruz. Her gün mutlaka iki dakika boyunca e, dişleri fırçalamak ama süre olarak da mutlaka iki dakika boyunca fırçalamak çok çok önemli. Süreyi e, genellikle hastalarımız kısa tutuyorlar e, ama süre çok önemli. Her dişin tek tek fırçalanması ve e, bir kontrol yani 6 ayda en geç bir yılda olabilecek bir diş hekimi kontrolü, ağız diş sağlığı bakımını inanın ki optimum seviyeye çok kısa sürede çekecektir. Ülkemizde hem diş hekimlerinin hem de genel anlamda hekimlerin karşılaştığı bir takım sorunlar var. Bunları sormak istiyorum size. Bunlar nelerdir? Karşılığında nasıl çözüm önerileri sunuyorsunuz? Diş hekimliği ile ilgili en büyük problem şu anda maalesef üniversitelerin çok fazla kontenjan açıyor ve çok fazla mezun veriyor olması. Yeterli ve gerekli istihdam sağlanmadan mezun olan bu arkadaşların e, haliyle e, sektörde ayakta kalmaları biraz zor oluyor. E, bu eski hekimler e, için risk ya da olumsuz bir durum demek değil. Çünkü genel olarak mesleğin her hekim tarafından mutlu bir çalışma ortamında yapılabilmesi tüm meslektaşlarımız için e, pozitif bir durumdur. E, ben mesleğin değerinin korunması anlamında da çok önemli görüyorum. E, ve daha sonra da tabii ki hastaların iyi ve kaliteli ağız diş sağlığı hizmeti almasını zorlaştıran bir durum oluyor. Çok mezun olması, doğru yerden doğru hizmeti alamamış olmak. Bunun önüne geçilmesi için fakültelerdeki kontenjanların iyi ayarlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda ülkemiz çok fazla diş hekimi mezun veriyor. Bir beş yıl sonra bu konunun zorlaşacağını düşünüyorum hepimiz için. Sağlık köşemizde bizler için ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Son olarak lifestyle izleyenlerimize ve diş hekimi adaylarına neler söylemek istersiniz? Lifestyle izleyicilerine bugün bizimle oldukları için çok teşekkür ederim. Ağız sağlığının önemini hiçbir zaman atlamamalarını rica ediyorum onlardan. Tüm meslektaşlarıma da böyle değerli bir mesleğin mensubu olduğu için bu mesleğin kıymetini bilmelerini ve değeriyle, hakkıyla, layığıyla çalışacakları nice çalışma yılları olmalarını diliyorum. Doktor Neslihan Güleryüz'le ağız ve diş sağlığına dair pek çok konuyu sizler için konuştuk. Şimdi sıradaki konumuza geçiyoruz. Müzik Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.